kendimizle ilişkimiz meselesinin üzerinde biraz duralım isterim. Yani insan kendiyle nasıl ilişki kuruyor, kendi kendiyle nasıl ilişki kuruyor, kendi kendini nasıl destekliyor ya da desteklemiyor, bu kritik bir mesele. Neyi kastediyorum bunu söylerken? Mesela insanların en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi kendine güven meselesi. Çokça insan kendine güvenmiyor. Kendine güven konusunda sıkıntı yaşıyor. İnsan niçin kendine güven konusunda sıkıntı yaşar bir düşünmek lazım. Mesela danışanlarımız bize söylüyorlar. Diyorlar ki ben diyorlar kendime güvenmiyorum. Ben soruyorum. Diyorum ki en iyi arkadaşın kim? Ahmet, Ayşe, Fatma, Mehmet. Tamam, çok güzel. Ahmet'e güveniyor musun? Güveniyorum. Peki niye Ahmet'e güveniyorsun? Ahmet şöyle bir insandır, böyle bir insandır, sözünde durur, işte güvenilir bir insandır, arkadaşının kıymetini bilir, disiplinli bir insandır vesaire vesaire sayıyor. Peki Mehmet'e güveniyor musun? Güveniyorum. Mehmet nasıl bir insan? Şöyle bir insan. Mehmet'i bütün özellikleriyle tanıyor. Ahmet'i bütün özellikleriyle tanıyor. Kendini bir anlat bana, anlatamıyor. Anlattığı zaman da genelde eksikleri üzerinden, hataları üzerinden, yanlışları üzerinden anlatıyor. Bir insan kendini tanımazsa, kendi özelliklerini arkadaşının özellikleri kadar bilmezse nasıl bir insan olduğuna dair, kendisi hakkında soru sorulduğunda şuna sorun buna sorun derse, kendine dair bir içgörüsü olmazsa kendine nasıl güvensin? İnsan tanımadığı insana güvenir mi? Mesela ben size desem ki Ali Yılmaz'a güveniyor musunuz? Örnek. Dersiniz ki Ali Yılmaz ki ben tanımıyorum ki, tanımadığım insan nasıl güveneyim? Aynı şey kendimiz için de geçerli. İnsan tanımadığı insan nasıl güvensin? Tanımıyor. Yani iyi midir, kötü müdür, doğru mudur, yanlış mıdır, güvenilir mi, güvenilmez mi bilmiyor. Dolayısıyla arkadaşlarımızı düşündüğümüz kadar kendimizi düşünmüyoruz. Arkadaşlarımızı tanıdığımız kadar kendimizi tanımıyoruz. Arkadaşlarımıza emek verdiğimiz kadar kendimize emek vermiyoruz. Gün içerisinde arkadaşlarımızın yaptığı, arkadaşlarımızla ilişkilerimizde onların verdiği tepkileri düşünüyoruz. Ama kendimizin nasıl durduğu, ne yaptığı hakkında düşünmüyoruz. Düşünüyorsak da eleştirel bir şekilde düşünüyoruz. Kendimizi desteklemeyecek şekilde, kendimizi yerecek şekilde, kendimizi dibe çekecek şekilde düşünüyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir konuşma yapmam gerekti. Ya da bir iş görüşmesine gittim. Konuşma esnasında bir iki dilim sürçtü, yüzüm kızardı. Ya da iş görüşmesinde bir iki yanlış cevap verdim, gerisini doğru verdim. Çıkar çıkmaz telefon açsam en iyi arkadaşıma ve desem ki yahu ben konuşmamı bitirdim ama biraz yüzüm kızardı. Biraz sesim titredi gibi oldu. Ya da iş görüşmemi bitirdim, genelde doğru cevaplar verdim ama bir iki tane yanlış cevabım oldu. Böyle bir geri bildirimde bulunsam arkadaşıma, arkadaşım bana ne cevap vermesini beklerim? En iyi arkadaşım, en iyi dostum ne cevap verir? Genelde destekler, değil mi? Yani tutup bana şunu demesini beklemem. Ya işte hep yanlış yapıyorsun, sen hep böylesin, niye kızardın, niye utandın, niye yanlış söyledin, yazıklar olsun sana, kendini batırıyorsun, böyle şey olur mu dese bir kere der. Bir daha diyemez çünkü ben bunu bir daha aramam. En iyi arkadaş ne demektir? İnsanı destekleyen demek, moral veren, motive eden demektir. Hatasına, kusuruna rağmen seven demektir. Peki, arkadaşımdan böyle bir geri bildirimi kabul etmiyorum. Bütün ilişkimi kesmeye kadar götürüyorum, kaç yıllık ilişkim olursa olsun. Kendime niye bunu yapıyorum? Yani bakıyorsunuz, sıkıntı yaşayan, kendiyle sorun yaşayan insanların genelde yaptığı bu. Bir yanlış yaptı, hemen o yanlış biter bitmez, o konuşma biter bitmez, o iş görüşmesi biter bitmez, kendi kendine söylediği sözler hep böyle. Kendi kendini bitiriyor. Yani bunu başkası yapsa kabul edemiyor. Ama kendi kendine çok daha fazla, çok daha acımasızca, çok daha sert bir şekilde yapıyor. Ve bizi bizden daha doğru tanıyan da kimse yok. Dolayısıyla dışarıdan bir insanın yapmasını kabul etmediğimiz, yakıştıramadığımız, bütün ilişkimizi bitirmemize sebep olacak şekilde alındığımız bir meselede kendimiz aynı davranışı gösterirsek yanlış yapıyoruz demektir. Ben niye kendi kendime bu kadar yükleneyim? Bak aptalsın, bak yanlış yaptın yine, bak kötü yaptın, hep böyle yapıyorsun, senden bir şey olmaz. Sen hep hata yapıyorsun, hep rezil ediyorsun beni vesaire vesaire gibi düşünceler zihnimize gelirse, kendimizi kötü hissedersek her en ufak yanlışımızdan dolayı, kendimizi desteklemezsek, cesaretlendirmezsek, kendimizin arkasına durmazsak ne olur? Kendimizi sevmeyiz.
Bir, kendimize güvenmeyiz. İki, kendimizle beraber olmaktan mutlu olmayız. Ne olur kendimizi sevmezsek, kendimizi desteklemezsek, kendimizle beraber olmaktan mutlu olmazsak başkasının hayatını yaşamaya başlarız.